Adım Mahsun. 17 yaşında hamallıkla uğraşıp evini geçindirmeye çalışan bir gençtim. Babamla beraber portakal ve limon bahçelerine giderek hamallık yapardık. 9 ve 12 yaşlarındaki iki küçük kardeşim ise annemle beraber kapımızın önündeki ufak bahçede domates yetiştirirlerdi. Durumumuz o zamanlar oldukça kötüydü. Gel zaman git zaman yaz sezonu bitmişti ve kısa bir zaman sürecek olan işsizlik dönemine giriş yapmıştık. Babam bu boş zamanda parasız kalmamak için kısa bir süreliğine Adana'ya çalışmaya gitmişti. Ben de bu boş zamanımı köydeki en yakın arkadaşlarım olan Harun ve Sedat ile geçirmeyi planlıyordum. Sabah saatlerinde babamı Adana'ya yolcu ettik. Ardından annem ve kardeşlerim bahçeyle uğraşmaya başladılar. Ben ise arkadaşlarımla buluşmak için köy meydanına inmiştim. Bir süre arkadaşlarımı bekledikten sonra nihayet Sedat ve Harun yanıma geldiler. Tokalaştık ve çocukluktan beri mekanımız olarak kullandığımız köyün girişindeki eski çeşmeye gittik. Çeşmenin başındaki gölgelikte oturmuş, bir yandan muhabbet ediyor, bir yandan da çiftimizde getirdiğimiz çekirdeği çıtlatıyorduk. Arkadaşlarımla en büyük aktivitemiz buydu. Bundan oldukça zevk alıyorduk. Zevklerimiz çoğu insana göre basit ve ucuzdu. Ama üçümüz yan yana geldiğimizde dünyalar bizim oluyordu. Sohbet iyice ilerledi ve aradan saatler geçti. Hava kararmaya yakın, yemeğe yetişmek için vedalaştık ve evlere dağıldık. Kardeşlerim ve ben annemin yaptığı sıcak bazlamanın üzerine el yapımı tereyağını iştahla sürüp çayla beraber yedik. Ardından havanın tamamen kararmasıyla birlikte gaz lambalarımızı söndürüp yataklarımıza yattık ve uyuduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde uykumun en tatlı yerinde yan odadan gelen inleme sesleriyle yataktan sıçradım. Bu ses kardeşlerimin odasından geliyordu. Yataktan kalktım ve kardeşlerimin odasına yöneldim. İçeride gaz lambasının yandığını fark ettim. Kafamı içeri uzattığımda annemin Hilal ve Cemre'nin başına ıslak havlu koyduğunu fark ettim. Kardeşlerimin ikisi de acılar içinde inliyordu. İçeri girdim ve anneme ne olduğunu sordum. Annem derin bir nefes alarak, "Oğlum, kardeşlerin hasta olmuşlar. Ateşleri var. Bana yardım etti. Şunların üzerindeki kıyafetleri çıkaralım," dedi. Ben de anneme yardım ettim ve kardeşlerimin üzerindeki kıyafetleri çıkardım. Ancak dikkatimi bir şey çekti. İkisinin de sırtında, kalbinin tam arka hizasında ufak bir lekelenme başlamıştı. Anneme gösterdiğimde o da şok oldu. İkisinin de aynı zamanda ve aynı yerinde aynı kuyrukta lekelenme çıkması oldukça garipti. Zamanın şartları nedeniyle telefon yoktu. Bu yüzden yardım çağıramıyorduk. Annem bana dönüp, "Oğlum, koş dedenlere git. Dedeni çağır gelsin. Bunları okuyup üflesin," dedi. Gaz lambamı ve değneğimi alıp evden çıktım. Dedenlere doğru yürümeye başladım. Ancak yolda yürürken garip bir şey dikkatimi çekti. Köydeki neredeyse birçok evin içinde lambalar yanıyordu. Bu saatte köyde ayakta kimse bulamazsanız çok garip bir durumdu. Hızla dedemlere gittim. Gecenin bu saatinde uyandıramam diye duvardan atladım ve içeri girip dedemi kaldırdım. Kendisi beni gece vakti yanında görünce bir an korktu ama sonra durumu anlatınca rahatladı. Beraber çıktık ve eve doğru yol aldık. Dedeme evlerin ışıklarının yandığını söyledi. Dedem bu manzarayı görünce hayretler içinde kaldı. "Bu işte bir terslik var. Hayra alamet değil," dedi. Ardından konuşa konuşa eve geldik. Dedem kardeşlerimin başına geçti ve dualar etmeye başladı. Ancak dedem dua ettikçe çocuklar daha çok acı çekiyor ve inlemeye başlıyordu. Dedem duasını yarıda bıraktı ve kardeşlerim bir anda rahatlayıp kendine geldiler. Dedemin canı çok fazla sıkılmıştı. O sırada aklıma sırtlarındaki lekeler geldi. Dedeme durumu anlattım. Dedem kardeşlerimi kaldırıp sırtlarına baktığında şok geçirdi. Boş boş bize bakmaya başladı. Dedemin bu hali bizi de telaşlandırmıştı. Kendisine panikle ne olduğunu sorunca dedem donuk bir ifadeyle, "Bu Süleyman'ın mührü. Çocuklara sırtında bunun çıkması imkansız," dedi. Annem iyice panikledi ve, "Baba, Süleyman kim?" dedi. Dedem anneme, "Kızım, nasıl bilmezsin? Cinlere hükmeden
Hazreti Süleyman'ın mühründen bahsediyorum. Bu mührü vücutlarında taşıyanlar ya cinleri hükmeder ya da onlardan biri olurlar dedi. Bu sefer biz çok olmuştuk. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. O gün sabahı zor ettik. Sabah kalktığımızda, annemle kardeşlerimin sırtına baktığımızda, siyah lekelerin aslında gerçekten de sembole benzediğini fark ettik. Fakat geceden bu yana daha da belirginleşmişti. Ancak işin iyi yanı ise kardeşlerimin hastalığından eser kalmamıştı. İkisi de sabah turp gibi kalkmış ve güzelce kahvaltılarını yapmışlardı. Kahvaltıdan sonra yine çeşmeye geçip arkadaşlarla oturduk. Muhabbete dalmış giderken Harun'un çok sessiz ve yorgun olduğunu fark ettim. Elimi omzuna koydum ve ''Ne o kardeş, hayırdır? Sabaha kadar çocuk mu emzirdin?'' deyip güldüm. Harun, ''Sorma arkadaş, benim ufak kardeş Hakan hastalandı gece. Sabaha kadar onunla uğraştık. Sabaha karşı anca düzeldi.'' dedi. Hemen atıldım ve ''Çocuklara ne oluyor böyle? Benim kardeşlerim de sabaha kadar hastaydı. Sabah uyandıklarında hiçbir şeyleri yokmuş gibi ayaklandılar. Hatta sırtlarında lekeler falan oluşmuş.'' dedim. Harun leke deyince bir anda dikildi ve ''Hakan'ın sırtında da lekeler vardı.'' dedi. Ben de kendisine dedemin anlattığı Hazreti Süleyman'ın mührünü anlattım. Ardından aramızda bu konuyu konuştuk ve köye gidip bunun başka çocuklarda olup olmadığını öğrenmeye karar verdik. Acı gerçek bir saat kadar sonra ortaya çıktı. Köydeki tüm çocuklar dün gece hastalanmış ve sırtlarında lekelenmeler oluşmuş. Öyle ki Kemal amcanın oğlunun gözleri birkaç dakikalığına beyaza dönmüş, sonradan kendine gelmiş. Köyü etraflıca dolaşıp köylülerle konuştuktan sonra evlere dağıldık. Akşam yemeğimizi yedik ve herkes yataklarına geçti. Geceyi büyük bir sıcak basmış ve bir türlü uyuyamıyordum. Yazın bitimine gelmişken bu kadar şiddetli bir sıcağı yaşamak da ilginçti. Ben hayatımda bu kadar nem ve sıcaklığı bir arada görmedim. Yatakta terden sırılsıklam olmuş vaziyette bir sağa bir sola dönüp durdum. O sırada içeriden öksürme sesleri geliyordu. Hemen kalkıp gaz lambamı yaktım ve kardeşlerimin odasına gittim. Zavallı çocukların ikisi de ateşler içinde yanıyor ve titriyorlardı. Bir yandan da sonu gelmez bir öksürükle boğuşuyorlardı. Hemen annemi kaldırdım. İçeriden kovayla su ve sirke getirip çocukları silmeye başladı. Sirke ateş düşürmeye birebirdi ancak kardeşlerime hiç etki etmiyordu. Tam o sırada kardeşlerimden en küçüğü elimden kurtularak kendini tekrar yatağa attı. Titreyerek defalarca ''Emacin, Lahti Luon'' diye tekrarlamaya başladı. O bunları söylemeye başladığı anda diğer kardeşim de ağlamaya başladı. Anneme ''Korkuyorum anne, o benim kardeşim değil'' demeye başladı. Annem de bir yandan ufak kardeşime yardım etmeye çalışırken bir yandan da diğerini sakinleştirmeye çalışıyordu. Ardından büyük kardeşim annemi çekiştirerek ''Ondan uzak durun. Benim gördüğümü siz görmüyor musunuz?'' dedi. Tam o sırada ufak kardeşim gözlerini bir anda fal taşı gibi açtı. Tekrarladığı garip sözleri söylemeyi bıraktı. Gözleri kapkaraydı. Annem çığlıklar atarak ağlamaya başladı. ''Evlatlarımı kaybediyorum. Yetişin komşular, yardım edin'' diye feryat ediyordu. Hemen evden çıktım. Dışarıda bana yardım edebilecek birilerini bulmaya çalıştım. Ne yazık ki yardım edecek kimse yoktu. Herkes kendi derdinin peşine düşmüştü. Köyde büyük bir kargaşa vardı. Tüm çocukları büyük bir bela sarmıştı. Evlerde, bahçelerde, dışarıda her yerde bir kargaşa ve panik havası vardı. Hemen eve döndüm ve içeri girdim. Karşılaştığım manzara karşısında şok geçirdim. Annem kardeşlerimi tutmaya çalışıyor. Kardeşlerim ise evin içinde çok ilginç bir ses tonuyla bağırarak camı çerçeveyi indiriyordu. Hatta bundan annem de nasibini alıyor ve yaralanıyordu. Hemen koşup ben de kardeşlerimden birini tutup yere serdim. Korku veren gözleriyle yerde bana bakıyordu. O sırada bir şey daha fark ettim. Sanki evin karanlık yerlerinde siyah bir şeyler bizi izliyor gibiydi. O sırada bağırarak besmele çektim. Kardeşlerim dehşet veren çığlıklar attılar ve yetişkin bir insan gibi güçlendiler. Kardeşim bir anda elimden kurtuldu ve dışarıya doğru büyük bir hızla koştu. O sırada diğer kardeşim de annemin kafasında sehpayı parçalayıp elinden kurtuldu ve evden kaçtı.
Dışarıdan gelen sadaka bizi büyük bir korkuya düşürmüştü. Anneme sarıldım ve başını okşamaya başladım. Annem çaresizce dizlerinin üzerine çökmüş, başını tutarak ağlıyordu. O sırada dışarıdan bir ses yükseldi. Köyün imamının sesiydi. Herkes köy meydanına kaçsın. Hasta çocuğu olanlar çocuklarını bırakıp meydana gelsin. Kaçın buradan diye haykırıyordu. Dış kapıya çıktım ve etrafa baktığımda insanların toplanıp meydana doğru yürüdüklerini gördüm. Hemen içeri girdim ve annemin koluna girdim. "Yürü anne, kaçalım buradan. Meydana gidiyoruz," dedim. Ancak zavallı kadın ayağa kalktığı anda yere düştü. Bana baktı ve "Oğlum sen git, benim dermanım kalmadı," dedi. Bu imkansızdı. "Seni asla bırakma anne. Yürü, hemen köylülere yetişelim." Köydeki çocuklar cinlendi. "Buradan hemen çıkmamız lazım," dedim. Annem birkaç defa daha kalkmayı denedi ama kadıncağız yürümekte zorlanıyordu. Topallaya topallaya kapıya kadar getirdim. Eşikten dışarı çıktığımızda karşımızda korkunç bir şey belirdi. Bahçe kapısının ardında bembeyaz gözleriyle bir kız çocuğu elinde kocaman bir bıçakla öylece dikiliyordu. Kız bahçenin kapısına yöneldiği anda hemen annemi içeri sokup kapıyı arkadan kapattım. Kaçacak hiçbir yerimiz yoktu. Saklanmamız gerekiyordu. O sırada aklıma oturma odasının altına yiyecek saklamak için yaptırdığımız ufak kiler geldi. Hemen annemi oturma odasına getirdim. İçerisi darmadağındı. Gaz lambası hala yanıyordu. Hemen ahşap kapıyı kaldırdım. Annemi yavaşça içeriye doğru indirmeye çalıştığım anda kapının dehşet verici bir güçle yumruklandığını fark ettim. Sanki onlarca adam kapıyı iki eliyle hızlı hızlı yumrukluyordu. Annem kendinden feragat edip kilere atladı. Ben de arkasından atlayıp kapağı kapattım. Kapıdaki hızlı yumruklamalar yerini güçlü tekmelere bırakmıştı. Bu kadar hasara dayanamayan kapı büyük bir gürültüyle açıldı. Etrafı bir anda büyük bir sessizlik aldı. Annemle korkudan titriyorduk. Ufacık bir kızın bunu yapması imkansızdı. Kısa süreli bir sessizliğin ardından içeriye doğru giren ayak seslerini işitmeye başladık. Ufak ve yavaş adımlarla küçük kız evin içinde yürümeye başlamıştı. Bu korku bize çok fazlayken bir de elindeki bıçağı duvarlara ve somyanın demirlerine sürtmeye başlayınca korku yerini şiddetle titremeye bıraktı. Kız yavaş yavaş evde gizlenirken bir yandan da fısıldayarak konuştuğunu fark etti. Ancak konuşmaları Farsça gibiydi. Ne dediği anlaşılmıyordu. Yaklaşık 3-4 dakika kadar evin içinde gezindi. Hatta dolapları açtığını çıkan gıcırtılardan fark edebiliyordu. Ara ara öfkeleniyor ve eşyaları alıp sağ sola fırlatıyordu. Korkunç bir tonla bağırıyordu. Sıra oturma odasına gelmişti. Gördükçe ahşaptan gelen gıcırtı ve tıkırtılar gitgide bize doğru yaklaşıyordu. Odaya girdi ve içeride gezinmeye başladı. İçeride yanan gaz lambasından dolayı onun nerede olduğunu tahtaların arasından görebiliyorduk. En sonunda geldi ve kapağın tam üzerinde öylece durdu. Sanırım bizim burada olduğumuzu fark etmişti. Aklımdan onu nasıl engel olacağımı geçirirken, bir yandan da annemin sessizce gözyaşı dökerken hıçkırmaması için ağzını tutuyordum. Bu çocuklar cinlendikleri için çok güçlü oluyordu. Tahminime göre eğer kapağı açarsa bizi bıçaklar paramparça ederdi. Üzerimizde hırıltılar çıkarmaya başladı. Ardından hızla koşarak salona gitti. Salondan sandalyeyi kaptı ve koşarak tekrar odaya geldi. Kapağın üzerine çıktı ve büyük bir güçle vurmaya başladı. Korkudan annem çığlıklar atarak ağlıyor. Bense çaresizce bağırıyordum. O an aklıma dua etmek geldi. Ancak dua edince bunların daha da çıldıracağına şahit olmuştum. Orada karar veremedim. Zaten yakalanmıştık. Ne kadar çıldırırsa çıldırsın dua edecektim. Ağzım çıktığı kadar felak ve nas okumaya başladım. Ben okudukça kız iyice çıldırıyor ve sandalyeyi vura vura parçalıyordu. O ne kadar güçlense de ben dua etmeyi bırakmadım. Bir süre sonra pes eden kız oldu ve çığlıklar atarak evden koşarak uzaklaştı. Artık kurtulmuştuk. Bir süre etrafın güvenli olup olmadığını anlamak için dinledim. Sessiz ve sedasızdı. Yavaş çekilerin kapağını kaldırdım ve etrafa baktığımda evimizin darmaduman olduğunu fark ettim. Annemi çıkarmak istedim ama annem yalvararak gelmeyeceğini, burada dinleneceğini söyledi. Annemi orada bırakarak
yardım getirmek için köy meydanına doğru koşmaya başladım. Meydana geldiğimde kimseyi bulamadım. Etrafta birileri var mı diye bakındım. Köyün çıkışında bir sürü ışığın hareket ettiğini fark ettim. Dikkatlice baktığımda insanların koşarak kaçtığını gördüm. Hemen ben de peşlerinden gittim. Ancak onlara yetişmem çok zordu. Çünkü aramızda çok uzun bir mesafe vardı. Onlar da koşuyordu. Bir süre sonra aradaki farkı kapatmaya başladım. Genci yaşlısı yollardan çıkarak sağa sola kaçıyor, ormanlık alana gidiyordu. Artık köyün topraklı yollarında bir Allah'ın kulu kalmamıştı. Olduğum yerde durdum ve nefes nefesi soluklanmaya başladım. O sırada köyden bir ses geldi. Bir adamın sesiydi. Bağırıyordu. Kulak kesildiğimde köyün imamının selah okuduğunu fark ettim. Bu selah bizim köyde okunan son selahydı. Köylülerden yardım alamayacağımı anlamıştım. Herkes ormanın içine doğru çoktan kaçmıştı. Köye doğru yürüyüp annemi oradan çıkaracaktım. Ancak köyün girişinde onlarca kara gölgenin dikildiğini fark ettim. Korktum ve yolu takip ederek kaçmaya başladım. Arkamı döndüğümde ise gölgelerin beni takip ettiğini fark ettim. O anda ense kökümden bir şeyin bedenime doğru girdiğini fark ettim. Besmele çekip dualar okuyarak ona engel olmaya çalıştım. Yaklaşık yarım saat kadar aralıksız koşuşturmanın ardından yol beni en yakın köye getirdi. Köyün girişinde ensemdeki baskı sona erdi. Ancak uzun soluklu koşuşturma yüzünden nefesim yetersiz geldi ve olduğum yere düşüp bayıldım. Gözlerimi saatler sonra bir hastane odasında açtım. Acı gerçekleri de kendime geldiğimde jandarma anlattı. Kardeşlerinden haber yoktu. Annem ise kendi imkanlarıyla kilerden çıkmış ve birkaç metre ileride ölü bulunmuş. Araştırmacı yazar Muhammed Kahraman'ın 1960'lı yıllarda geçen Cinnati isimli vaka dosyasında verdiği bilgiler oldukça ürkütücü. Köy sakinlerinden hayatta kalan sadece iki kişi varmış. Biri hikayemizdeki arkadaş, diğeri ise köyün imamı. Köyün imamı ile röportaj yapan Kahraman şöyle diyor. İmam köy halkına camiye girmelerini söylemiş. Ancak hocayı dinlememişler. Cinler tarafından baskın yapıldığında köy sakinleri etrafa kaçışarak ormanda kaybolmuşlar. Köy halkının çoğundan ve çocuklardan haber alınamamış. Jandarma olayın ardından köy yolunu kepçelerle kapatmış. 1996 senesine kadar da köye girişleri engellemişler. Bu olayın neden yaşandığını Muhammed Kahraman şöyle açıklıyor. Cühenna ve iblislerden oluşan cinler köy yakınlarından geçerken köy sakinlerinden biri bilinçli ya da bilinçsiz olarak cinlere zarar vermiş. Bu nedenle cinler insanlardan bu şekilde intikam almışlar. Bu olaydan kurtulan iki kişiyi diğerlerinden ayıran şey ise kararlılıkla dualarından vazgeçmemeleriydi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yaşadığım bu olay 2015 yılında Çorum'un Alacöyü köyü yakınlarında meydana gelmiştir. Arkeolojik kazı çalışmaları için gerekli yerlerden izin aldıktan sonra 7 arkadaş Ankara'dan yola çıkmıştık. Yaklaşık 2,5 saat sonra Alacöyü köyüne geldik. Köylüler bizi evlerinde misafir etmek istediler. Ama zaten Ankara gibi bir yerde evlerden, duvarlardan sıkılmıştık ve doğa ile baş başa kalmak için can atıyorduk. Köylülerin bize gösterdiği bir araziye çadırlarımızı kuracaktık. Kazı ekibimizin şefi, burası pek iyi değil. Arkadaşlar biraz daha ileri gidelim. Ne dersiniz dedi. Biz de kabul ettik. Çünkü burası hem biraz çamur hem de kamp için uygun bir yer gibi görünmüyordu. Köylüleri kırmamak için tamam deyip kabul etmiştik. Ama aslında içimize hiç sinmemişti burası. Sonra eşyalarımızı toplayıp bir kayalık bölgenin dibine geldiğimizde şef burası mükemmel. Arkadaşlar burada konaklayalım. Hem sabah güneşin doğuşunu da izleyebiliriz dedi. Çadırlarımızı kurduk. Ekibimiz 4 erkek 3 bayandan oluşuyordu. Hava kararmıştı. Meydanda bir ateş yaktık ve gruptan bir arkadaşımızın çaldığı keman eşliğinde şarkılar söyleyip kendimizden geçiyorduk. Kısacası hayat buydu ve biz hayatın tadını çıkartıyorduk resmen. Çok severdim bu kamp gecelerini. Çok eğlenceli olurdu. Daha önceki kazı çalışmalarımızda başımıza bazı küçük çaplı
paranormal olaylar gelmişti ve biz işin açığı bundan korkuyorduk. O yüzden uzun bir arayıştan ve ikna çabalarımızdan sonra Cansel Hoca'yı da ekibimize katmıştık. Hocam pek katılmazdı böyle aktivitelere. Sürekli dini bilgilerle dolu kitaplar okur, bize hiç katılmazdı. Saat bayağı ilerlemiş. Gece 2 ya da 2.30 olmuştu. Artık herkesin uykusu gelmiş, oturduğu yerde ateşin başında uyukluyordu. Bir ben uyanık kalmıştım. Ateşin çıkardığı o garip ama hoş çıt çıt sesleri dinleyerek gökyüzünü izliyordum. O sırada Cansel Hoca birden kafasını kitaptan kaldırıp çadırlarımızın arkasında bulunan kayalığa bakmaya başladı. Yavaşça ayağa kalktı. İçim ürpermişti. Ne oluyor buna diyordum içimden. Mustafa, bana bir fener getirir misin dedi. Tabii hocam deyip hemen çadırımdaki feneri kaptım ve yanına koştum. Fenerle kayada gelirken görmediğimiz ya da dikkat etmediğimiz ilginç şekiller vardı. Hoca bunları uzun uzun inceledikten sonra meraktan çatlamak üzere olan bana dönüp burada bir mezarlık varmış ve biz tam o mezarın üzerindeyiz dedi. Sevinmiştim. Bu mükemmel bir haberdi. Çünkü bizim işimiz buydu. Kazı yapabileceğimiz bir yerler bulup çalışmaktı. Hocam büyük insansınız vallahi. Bizi büyük bir dertten kurtardınız. Sabah aramayla falan uğraşmayız. Hemen kazarız burayı dedim. Ama hocada bir gariplik vardı. Hiç sevinmemiş gibiydi. Saçmalama Mustafa. Bu kazdığında mutlu olabileceğin bir mezarlık değil. Lütfen ciddiyetini takın dedi. Moralim bozulmuştu. Ne dedik? Ciddiyetini takınmış. Hareketlere bak diyordum içimden. Burası çok kötü Mustafa. Çok kötü dedi. Hocam ne kadar kötü olabilir ki? En fazla bu gece bizi uyutmazlar dedim. Hem de 2 saat sonra sabah ezanı okunacak. O zamana kadar olan olur. Ondan sonra ne olabilir ki dedim. Hoca sinirleniyordu. Fark edebiliyordum. Madem söylediklerimi ciddiye almayacaktınız, beni neden buraya getirdiniz dedi. Yüksek bir sesle. Ve arkadaşlar da uyanmıştı. Hocanın bağırmasına. Ne oldu hocam dediler. Buradan gidelim. Kampı başka bir yere kuralım. Ben bu yerden korkmaya başladım dedi. Çok yakın arkadaşım olan Gökhan kulağıma eğilip fısıltı şeklinde senin hoca ilk günden korktu. Bu başta böyleyse kazılarda başımıza gelenleri görünce ne yapardı? Merak ediyorum dedi. Hoca birden biraz daha burada kalırsak başına gelecekleri sen düşün diye çıkıştı Gökhan'a. Duyması imkansızdı. Ama hoca Gökhan'ın söylediklerini duymuştu ve cevabını da bağıra bağıra vermişti. Gökhan'ın birden rengi akmıştı. Bunu nasıl duydu? Derdisine bana bakıyordu. Hocam sakin olun. Ne oldu söyleyin. Bilelim ki biz de ona göre hareket edelim dedim. Bir mezarlığın üzerine kamp kurduğumuzu ve burada istenmediğimize dair sesler duyduğunu söyledi. Cansel Hoca kalp gözü açık ve işinde usta bir hocaydı. Daha önce birkaç kez büyü bozduğunu ve bunun bedelini ödediğini bildiğim birisiydi. Ankara'dan buraya gelirken biraz sohbet etmiştik ve bana kolundaki yanıkları göstermişti. O olaylardan kaldığını söylüyordu. Kolunda bir el izi vardı ve bu el sanki ateşten bir elmiş gibi değdiği yere şekli olduğu gibi çıkmıştı. Bu kayalardaki işaretleri de burada yatan cinlerin kabilesi tarafından çizildiğini, bizi burada istemediklerini belirten işaretler olduğunu belirtiyordu. Hepimiz korkmuştuk ama kalabalıktık. Ne olabilirdi ki bize? Cinler ya da ruhani varlıklar insanların en zayıf anlarında yakalar ve sadece korkuturlardı. Büyü, muska ya da bir tılsım olmadan kimseye musallat olmazlardı. Bunu hep böyle bilirdim. Gerçeği de buydu. Hatta birçoğunuz duymuşsunuzdur. Camideki imamlarımız bile söyler. Onlar insanlara vesvese vermeyi, insanlarla oynamayı, korkutmayı çok severlerdi. Hocam, bu gece burada kalalım. Toparlanmamız, buradan çıkmamız 1,5 saatimizi alır. Zaten sabah ezanı okunmak üzere. Birazdan gün de ağarmaya başlar dedim. Ekip şefimiz de benim dediklerimi tekrarlayıp Mustafa haklı hocam. Bu geceyi atlatalım. Yarın istediğiniz yerde kalırız dedi. Ama Cansel Hoca ısrarla gitmek istiyordu. Bayan arkadaşlar da bayağı tedirgin olmuş, korkudan ağlıyorlardı. Şefimiz, peki hocam, siz Gökhan'la şu karşı ağaçlıkların dibinde sabahlayın. Biz sabah geliriz yanınıza dedi. Bayanlar da biz de gidelim ne olur dedi. Ama kampı bırakıp gidemezdik.
bütün eşyalarımız buradaydı ve onları burada bırakamazdık. Peki hanımlar, sizler de gidin dedi. Biz Mustafa ile kalalım. Sabah buluşur, kahvaltımızı yapar, işe başlarız dedi. Ben de korkuyordum ama elimden bir şey gelmiyordu. Bu malzemeleri bırakıp gidemezdik. Şefimizin gitmeleri için gösterdiği ağaçlık alan yaklaşık 400 ya da 500 metre ilerideydi. Hoca, Gökhan ve hanımlar battaniyelerini alıp gittiler. Biz de güzel bir çay demledik ve güneşin doğmasını beklemeye başladık. Korkuyorduk. Onlar gittiğinden beri neredeyse hiç konuşmamıştık şefimle. Çok sessizdi ve arada bakmaya korktuğumuz o şekillerin olduğu bölgeden tıkırtı sesleri geliyordu. Bakmamak için elimden geleni yapıyordum. Arkam oraya dönüktü. Şefim ise yüzü bana dönüktü. Yaklaşık bir saat olmuştu. Allah'ım ne olur güneş doğsun artık diye yalvarıyordum. 2 saat oldu. 3 saat oldu. Güneş doğmamıştı. Sonra bir ara gözlerim şefe takıldı. Pür dikkat arkamdaki kayalıktaki şekle bakıyordu. Ve resmen kilitlenmiş gibiydi. Hakan Bey, iyi misiniz? Dedim. Cevap vermedi. Hakan Bey, ne oldu? Neden cevap vermiyorsunuz? Dedim. Hiç tepki vermiyordu. Ayağa kalktım. Yanına yaklaştım. Ama bir türlü cesaretimi toplayıp da arkama bakamıyordum. Hakan Bey, hey, iyi misin? Dememle ayağa kalkması bir olmuştu. O anda bayılmışım. Kalkarken kafasını kafama çarpmış ve ben de o hızla yere düşünce kafamı taşa vurup bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Başımda Gökhan ve Cansel Hoca vardı. Bayanlar tekrar Ankara'ya dönmüş. Şefimiz Hakan Bey ise ortalıkta yoktu. Ne oldu? Neredeyim ben? Dedim. Bir şeyin yok. Hastanedeyiz dedi Gökhan. Ne manyak adamsınız siz be. O kadar bağırdık size. Niye cevap vermediniz dedi. Ne bağırması? Hasta mısın sen dedim. O gece biz kaptan ayrıldıktan sonra ağaçlık bölgeye giderken 6 tane adam çıktı karşımıza. Siz kimsiniz? Burada ne işiniz var dediler. Tamamen Cansel Hoca'ya odaklanmış, başka kimseye bakmıyor, kimseye bir şey sormuyor ve cevap vermiyorlardı, dedi Gökhan. Sonra Cansel Hoca da İbranice sizi rahatsız etmek istememiştir dedi. Ve onlar da İbranice olarak cevap verdi. Size buradan gitmenizi söylemiştik. Hoca bir süre sustu. Sonra kafasını yere eğdi. Korkudan dizlerimin bağı çözülmüş, yere çökmüş ağlıyordu. Diğer 3 bayan korkudan bayılmıştı. Onlar yanımızdan uzaklaştıktan sonra bayanları ayıltıp hemen uzaklaştık oradan. Adamların belirdiği yerde durduk ve arkamızı dönüp size doğru baktığımızda her yerden karanlığın etkisi midir bilmem. Tamamen siyah giyimli kişiler beliriyor ve akın akın size doğru geliyorlardı. Bağırdık, sesimiz çıktığı kadar cepten aradık. Cevap vermediniz. 4 tanesi tam başında dikilmiş, pür dikkat seni izliyordu. 6 ya da 7 tanesi de Hakan abinin başında bekliyordu. Sanki ona bir şeyler anlatıyor gibi ellerini kollarını hızlı hızlı kaldırıp indiriyorlardı. O sırada başında bekleyen 4 kişinin yavaş yavaş senden uzaklaşıp Hakan Bey'e yaklaştığını gördük. Arka taraftaki kayalıkta sanki birileri ayin yapıyor gibiydi. Kayanın önüne oturmuş sürekli bir öne bir arkaya sallanıyorlardı. Cansel Hoca lafa girdi. İçinden okuduğun Ayetel Kürsi ve sureleri o mesafeden duyabiliyordum dedi. Artık hiçbir şeye cevap veremiyordum. Kanım donmuştu. Bu anlatılanlar ve Cansel Hoca'nın orada Hakan Bey ile baş başa kaldığımız süre boyunca okuduğum sureleri duyması ve bana okuduğum sureleri söylemesi kafayı yedirtecekti bana. Elim ayağım kilitlenmişti. Resmen kımıldayamıyordum. Gökhan'ın beni sarsmasıyla kendime geldim. Ben hiçbir şey görmemiştim ve onların bana zarar veremeyeceğini biliyordum. Çünkü Rahman ve Rahim olan yerlerin ve göklerin sahibi, kızgın ateşten ve çamurdan yaratılanların yaratıcısı, Allah her insana 4000 tane melek vermiştir koruması için. Hiçbir zaman imanımı kaybetmedim. Her zaman yoklukta da varlıkta da ona sığındım, ona şükrettim. Bu yaşananlar beni çok etkilemişti. Ama orada hiçbir şey görmeyişim bana teselli oluyordu. Kendimi bu şekilde teselli ediyordum. Belki
yanlış görmüşlerdir. Ağaçların gölgelerini insana ya da başka bir şeye benzetmişlerdir diye. Ama iki şey aklıma takılıyordu sürekli. Cansel Hoca okuduğum ayetleri nereden biliyordu? Hadi diyelim ki tahmin etti. Kaçar adet okuduğumu nereden bilmişti? Ekip şefimiz Hakan Bey neredeydi? 3 gün sonra Hakan Bey bulundu. Aklını kaybetmiş gibiydi. Sürekli kendi kendine bir şeyler söylüyor. Gökhan ve hocanın anlattığı gibi duvarın önüne çöküp ileri geri sallanıyordu. Aradan bayağı zaman geçti. Hakan Bey şu an bir akıl hastanesinde ve bazen ziyaretine giderim. Düzelmiş gibi ama hala korkuyor. Görmemem gereken şeyleri gördüm Mustafa. Keşke biz de gitseydik hocayla diyor her seferinde. Gökhan hala kazı işlerine devam ediyor. Bense artık sadece hafta sonları sabah 8, akşam 7 giderim. Karanlıkta çalışamıyorum artık. Cansel Hoca da Malatya'ya, memleketine döndü. Bir camide imamlık yapıyor. Bayanları da o günden sonra hiç görmedim. Hepsi şehir dışına taşınıp arkeoloji işini bırakmışlar diye duydum. Alacöğü köyü yakınlarında yaşadığımız bu olaydan sonra birçok arkadaşımız oraya gittiğini, hatta gecelediklerini ama anlattığımız gibi bir yere rastlamadıklarını belirttiler. Alacöğü köylülerine sorduklarında ise 2 senedir köye arkeoloji için kimsenin gelmediğini, bizleri görmediklerini söylemişler. Hiçbiri umurumda değil. Benim merak ettiğim şey başımıza gelen bu olaylardan çıkarmamız gereken ders neydi? Bize orada anlatılmak istenen şey neydi? Bunun cevapları Cansel Hoca'daydı. Cansel Hoca da Malatya'dan Ankara'ya dönerken 60 km hızla giden aracıyla kaza yapıyor. Güvenlik noktasını geçtikten yaklaşık 100 metre bir uzaklıkta aracıyla takla atarak hayatını kaybediyor. Ölüm nedeni ise kalbinin 6 yerden delinmesi. Kaç tane hocaya, kaç tane işi bilen ehil birine gittiysem kimse çözmeye yanaşmadı. Hele ki Cansel Hocamın kalbinin 6 yerden delinmesi olayından sonra. Cansel Hocam Malatya'da bir kıza musallat olan bir takım varlıkların peşine düşüyor ve bu varlıklar tam 6 kişi. Kızın anne babasına, kızlarına 6 varlığın birden saldırdığını, bu varlıkları tanıdığını, bunlarla şahsi bir hesabı olduğunu söylüyor. Ve çok sonralar öğrendik ki Cansel Hoca define işlerine bulaşmış birisiydi. Her sözünde ağlayanın malı gülene fayda etmez diyen hocamız, ağlayanın malıyla gülene hayır getirmeye çalışmış. Bu şeyi peşine takmıştı. Çok şükür şimdi hiçbir problem yok. Umarım da olmaz. Allah'a emanet olun. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ben 26 yaşında Ankara'da bir üniversitede çalışıyorum. Anatomi laboratuvarında görevli bir personelim. Bilmeyenler için kadavra deneylerde kullanılmak üzere bağışlanmış ya da devletimiz tarafından ayrılmış insan cesedidir ve kullanılabilmesi için kimyasal maddelerle bazı işlemlerden geçirilip 6 ay kadar kimyasal maddelerin bulunduğu kapalı bir havuzda bekletildikten sonra tıp öğrencilerine insan anatomisini öğretilmesinde kullanılan cesettir. Ek olarak da hafta sonları asıl mesleğim olan arkeolojik kazılara gidiyorum. Geçen sene yani 2016 yılının 11. ayında laboratuvarımıza yeni bir kadavra gelmişti. Bu kişi 2 hafta öncesinde askerlerimizin devriyesi sırasında vücudunda hiçbir darp ya da yara izi bulunmayan bir teröriste aitti. Kadavra ilk geldiğinde çok güzel muhafaza edildiği belli oluyordu. Neredeyse vücudu hiç bozulmamış ve çürümemişti. Cesedi ilaçlayıp havuza atmak için bir hocamızla işlemlere başladık. Hocam, gel seninle bugün değişik bir şey yapalım dedi. Ben işin şamatasındaydım. Ne yapacağız ki hocam? Hem cesetler tercihim arasında değil falan diye şaka yaptım. Hoca da gülümseyerek oha ulan dedi. Güldük geçtik. Ne yapacağız hocam dedi. Ya bu ceset neredeyse hiç bozulmamış ve ölüm nedeni belli değil. Ayrıca nedendir bilmiyorum. Bu cesede otopsi de yapılmamış. Gel bunu otopsi yapalım dedi. Çok heyecanlanmıştım. Sürekli çürümüş cesetler üzerinde çalışıyorduk ve neredeyse hiç bu kadar taze görünen bir cesedin içini hiç açmamıştım.
Gözlerim parlamıştı mutluluktan. Hemen kabul ettim. Tamam hocam, yapalım dedim. Hoca da git kapıyı kilitle dedi. Yaz dönemi olduğu için üniversite kapalıydı ve hiç öğrenci yoktu. Ama yine de kimse görmesin diye tedbir amaçlı kapıyı kilitledim ve Bismillah deyip ilk bıçağı vurdum vücuduna. Hocam da ben de donmuştuk neredeyse. 9 aylık bir cesetti ve sanki canlıymış gibi kan akıyordu vücudundan. Vücudundan kan akması normaldi ama 9 ay gibi bir süre geçmesine ve sürekli morgda bekletilmesine rağmen kanı çekilmemişti. Hocam bu nasıl olur dedim. Bazı cesetlerde böyle şeylerin olabileceğini, morgda soğukta bekletilmesine rağmen sıcak bir ortama girdiğinde kanın akabileceğinin normal olduğunu söyledi. Ama bu normal değildi. Çünkü ilk kan aktığında hocanın şaşırdığına şahit olmuştum. İçini açtıkça normal bir cesedin kokusundan çok farklı, çok pis kokuyordu. Bu koku ne hocam? Böyle bir şeyi ilk defa alıyorum dedim. Hoca da kaşamak cevaplar veriyordu. Bunun bir terörist olduğunu ve dalga domuz yediğinden kaynaklandığını söyledi. Oysa ki elimize geçen birçok cesedin hemen hemen hepsi yabancı uyruklu ve canlıyken hepsinin her türlü mahlukatı yiyen insanlar olmasına rağmen bu kadar iğrenç koktuklarına şahit olmamıştım. Hatta bir Çinli kadavra gelmişti ve midesinden cenin parçaları bulmuştuk. O bile bu kadar pis kokmuyordu. Hocam da tedirgin olmuştu, farkındaydım. Galiba biz bunu hiç açmasak iyi olacak dedi. Neden hocam diye sordum. Bu kişinin normal bir şekilde ölmemiş olduğunu, midesinin yarım metre uzunluğunda uzun kıllarla dolu olduğunu gösterdi. Sırtında anlamını anlayamadığımız şekiller vardı. Ciğerleri kömür gibi olmuştu. Bağırsakları resmen parçalanmıştı. Hoca, bu adam nasıl ölmüş dedim. Hoca biraz şaşırmıştı. Tavırlarından anlaşılıyordu. O da böyle bir şeyle daha önce karşılaşmamıştı. Kafasını kaşıyordu. Hocam, ben çok paranormal olaya şahit oldum. Bu da onlardan birisi. Ve bu adamın sırtındaki anlamsız şeyleri kazı yaptığımız ve sonunda illaki ekipten birilerinin başına garip olaylar gelmesine sebep olan kazılarda gördüğüm şekiller var dedim. Bu şekli nerede görsem illaki başımıza bir şeyler geliyordu dedim. Hoca da biraz sert bir sesle ulan bu şimdi mi söylenir? Ben pek inanmam ama çok korkarım böyle şeylerden. Hemen bunu havuza kaldıralım dedi. Ben köyümüzde de çokça yaşandığı için cin vakalarına çok meraklı birisiyim ve hemen fotoğrafını çektim adamın sırtındaki şekillerin. İş çıkışı köye gidecektim ve bu işlerle ilgilenen tanıdığım birkaç kişi vardı. Onlara gösterecektim. Mesai saati bitmişti. Cesedi ilaçlayıp havuza attık. Ceset havuza girer girmez havuzun sarı olan rengi simsiyah olmuştu. Korkmaması için hocaya bunu söylememiştim. Ama bir gariplik vardı. Telefonumun hiç şebekesi yoktu ve ilginç tarafı Ankara'nın merkezinde bile şebeke yoktu. Her şey bu fotoğrafı çekmemden sonra başlamıştı. Arabam 2016 model. Sürekli bakımlarını yaptırır, her şeyine dikkat ederdim. Ama arabamda bir gariplik vardı. Aracım sürekli stop ediyordu. Herhangi bir arızası yoktu. Ama bu gece o köye gidecektim. Kafaya koymuştum. Bu merakım bu gece bitecekti. Yol boyunca durmak istediğim bütün dinlenme tesislerinin ışıkları kapalıydı. İçeride birileri olduğunu görebiliyordum. Bana bakıyorlardı. Ve geçtiğim yerlerdeki herkes pür dikkat beni izliyordu. Herkes bana bakıyordu. Korkmuştum. Arabanın teybi bile çalışmıyordu. İyice sinirlenmeye başlamıştım. Ve sonunda 3,5 saatlik yolun sonunda köye ulaşmıştım. Evime gitmek için köy meydanından geçmek zorundaydım. Köyümüzde 4 tane kahvehane var ve hepsi saat akşam üzeri 7 olmasına rağmen kapalıydı. Bu yaşıma geldim. Lakin köyümüzde bu saatte kapatan kahvehane görmedim. Biliyordum bu resimden kaynaklandığını artık. Çünkü yol boyu düşünmüştüm. Bunlar neden kaynaklanıyor diye. Aklıma o resimden başka bir şey gelmiyordu. Eve girdim. Babaannemin ve dedemin elini öptükten sonra telefonu şarja takıp köy meydanına indim. Her yer açıktı. Kahvehaneler tıklım tıklım doluydu. Ama bunların resimden kaynaklandığını biliyordum. Kimseye bir şey söylemedim. Resmi göstereceğim kişilere bir türlü ulaşamıyordum. Şimdi telefon evdeydi. O yüzden
her şey normaldi. Hemen bu işlerden anlayan bir arkadaşımın evine gittim. Arkadaşımın babası bu işlerle uğraşan alim birisidir. Ben eve girer girmez Mustafa dur dedi. Sen ne getirdin bugün köye dedi. Bir şey getirmedim İhsan amca dedim. Oğlum ne getirdiysen acele et onu yak dedi. Bir şey getirmedim İhsan amca. Telefonumda bir resim var size onu göstermek için getirdim dedim. Hani nerede dedi. Evde telefonumda İhsan amca şarja bıraktım dedim. Çabuk eve gidin koşun o neyse hemen yok edin dedi. Korkmuştum. Hemen arkadaşım Tekin'le koşarak eve gittik. Eve yaklaştığımda ışıklar kapalıydı. Rüzgar olmamasına rağmen camlar açık ve perde öyle bir çıkıyordu ki camdan dışarıya daha da korkmaya başlamıştım. Sürekli dua ediyordum. Allah'ım ne olur onlara bir şey olmasın diye. Çünkü evde babaannem ve dedem vardı ve yatsı namazını kılmadan yatmazlardı. Işıkları da asla kapatmazlardı. Eve girdiğimizde bir hırıltı vardı evin içinde. Işıkları açmaya çalıştım ama yanmıyordu. Arkadaşım Tekin telefonun ışığını açtı. Dedem ve babaannem yerde yatıyordu. Allah'ım ağlamaktan gözlerimi açamıyordum. Onlara bir şey oldu diye. Korkudan ölmek üzereydim. Ve buna ben sebep olmuştum. Dedi babaanne diye bağırıyordum. Ama ikisinden de ses çıkmıyordu. Sadece hırıltının dedemden geldiğini duyabiliyordum. Tekin hemen ambulansı aradı. Sinirimden telefonu bahçeye fırlatmıştım. Lanet olası şey, hepsi senin yüzünden diye. Aradan 3 dakika falan geçmişti. Işıklar yanmaya başladı. Maalesef babaannem orada canını teslim etmişti. Dedem de ona yardım etmek isterken öldüğünü anlayıp üzüntüsünden kalp krizi geçirmiş. Yanında uzanıyordu. Birazcık kendisindeydi ve babaannemin ismini hırıltılı bir şekilde söylemeye çalışıyordu. Ambulans geldi. Hemen alelacele hastaneye kaldırdık. Babaannem beyin kanaması geçirmişti. Dedem de ona yardım etmek isterken korkudan kalp krizi geçirmişti. Babaannemi kaybetmiştim ve bunun sebebinin ben olduğumu düşünüyordum. Bu suçluluk duygusunu bir türlü aşamıyordum. Annem ve babama bu olanları anlattım. Babam inanmadı. İnansa da bir resimden bunların olacağına ihtimal vermedi. Annemse, oğlum zaten rahatsızdı babaannen. Kendini suçlama diye teselli ediyordu beni. Yaklaşık 3 aydır işe gitmiyordum. Ve telefon da 3 aydır attığım yerde kalmıştı. Telefonu oradan hiç almamıştım. Aklıma geldi. Senin gizemini çözeceğim dedim. Kendi kendime. Ve telefonu almaya gittim. Biraz aradıktan sonra yarısı toprağa gömülü halde buldum telefonu. İlginç bir şekilde 2 gün zor dayanan şarjı hiç bitmemiş. Açık ve ekranında o resim vardı. O günlerde bahçedeki sebzelerimizin hiçbiri olmamıştı. Hepsi kurumuştu. Buna da bu lanet resim sebepti biliyordum. Aldım telefonu. Hemen İhsan amcaya götürdüm. Kapıyı çaldım. Ve daha kapıyı açmadan İhsan amca, Mustafa o üzerindeki şeyi yok et diyordu. Kapının ardından neyi İhsan amca dedim. Onu yok et. Onu buraya neden getirdin? Yok et onu diye bağırıyordu. Hemen bahçeye indim. Odun kestikleri yerden baltayı aldım ve telefonu parçaladım. Birden karşımda İhsan amcayı gördüm. Bana gülüyordu. Korkmuştum. Bu nasıl olur? Ne zaman geldi buraya diye hemen koşarak kapıya yöneldim. Kapıyı sert bir şekilde birkaç defa vurdum. Aman Allah'ım, kapıyı açan İhsan amcaydı. Orada bayılmışım. Gözümü açtığımda Tekin başımda bazı ayetler okuyordu. Kendime gelmişti. O sırada içeriye İhsan amca girdi. Bana bakarak gülümsüyordu. Git buradan diye bağırabildim sadece. Dilim tutulmuştu. Korkma evladım, benden zarar gelmez dedi. Anladım ki bu bahçede gördüğüm kişi değildi. Ve ben lafa girmeden hemen anlatmaya başladı. Evladım, o telefonunda bulunan şey her neyse tehlikeli bir cin kabilesinin ölen cinlilerin mezarlarına çizdikleri ve o kabile tarafından kendilerini belirtmek üzere çizilmiş bir şeydir dedi. O bir lanettir. Nereden buldun onu dedi. Ben de kaza alanında bu işareti gördüğümüzde başımıza gelenleri, gelen bir cesedin sırtında da bu işaretin bulunduğunu, bu resmi çektikten sonra başıma bunların geldiğini, bu konuda bildiğim her şeyi anlattım. İhsan amca bir müddet sustuktan sonra, evladım,
O kişi her kim ise bu kabileden bir cinli ayı hayvan suretindeyken öldürmüş ve onu yemiş. Bunu yapan kişinin bunun bir cin olduğunu bildiğini sanmıyorum. Ve o kişinin bu yanlışı yüzünden sülalesinde kimsenin sağ kalmayacağını ve bu kabilenin bu kişilerin mezarlarında bile rahat bırakmayacağını söyledi. Korkmuştum. Bu ceset şu an bizim havuzumuzda ve biz bu cesedin üzerinde çalışacaktık. Hemen hocamı aradım. Hocam, o cesedi hemen atmalıyız oradan diye. O da Mustafa, burada garip şeyler oldu dedi. Ne oldu dedim. Kimin yaptığını bilmiyorum ama o cesedin bulunduğu havuzun suyu boşaltılıp havuza 5 çeşit asit dökmüşler. Cesedin kemikleri bile kalmamış dedi. Derin bir oh çekmiştim. Çünkü bu laneti üzerimizden başka türlü atamazdık. Ve o cesedi de hiçbir şekilde yok edemezdik. Çünkü o devletin bir malı ve devlet malına zarar vermek gibi bir şansımız yoktu. Telefonu kapattıktan sonra İhsan Hoca'ya bu olayın babaannemle alakası olup olmadığını sordum. Boynunu bükmüştü. Anlamıştım ki bu da o lanetin bir parçasıydı. Bir şey diyemem evladım dedi. Dedem aklını kaybetti. Şu an kim olduğunu bile hatırlamıyor. Boş duvarlara bakarak konuşuyor ve bir süre sonra ağlamaya başlıyor. Kendimi her zaman suçlu hissediyorum. Bu insanları bu hale getiren benim lanet olası merakımdı. Allah affetsin. Kazı yaptığınız bütün arkeoloji ekibini de bu işaret hakkında bilgilendirmiştim. Onlar da kazı yaparken başımıza gelen olayların sebebini anlamışlardı. Sizlerle bu şekillerin resmini paylaşmak isterdim. Lakin tehlikeli olacağını düşündüğüm için paylaşmak istemedim. Allah'a emanet olun.